Olay Çukurova ilçesi Çilekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde vatandaşlar taksici Yaşar Özgan'ı boğazı kesilmiş halde buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Özgan'ın cesedinin yanındaki taksi incelemeye aldı. Ekipler Özgan'ın defalarca bıçaklandığını ve boğazının kesilerek öldürüldüğünü tespit etti. Ayrıca olayın gerçekleştiği yerin yan tarafında bulunan portakal bahçesi içerisinde kanlı bir valiz bulundu. Cinayet zanlısının kimliği ise görgü tanıklarının ifadesiyle tespit edildi. Zanlının bir apartmanda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fuat Demirdelen olduğunu öğrenen polis, portakal bahçesinde arama başlattı. Polis helikopteri ve özel harekat polisleriyle yapılan aramalara hassas burunlu köpekler de destek verdi. Katil zanlısı suç aleti, bıçak ve av malzemeleriyle birlikte saklandığı yerde yakalandı. Demirdelen zırhlı araca bindirilerek emniyete götürüldü. Çantasının içinden 3 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek, 4 bıçak, 1 balta, 1 kelepçe, çelik yelek, kask, dizlik, 10 havai fişek ve atış rampalı ile çok sayıda mermi çıkan zanlının asıl hedefinin ise ayrıldığı nişanlısı Nurten A'nın ailesi olduğu, yakalanmaması halinde genç kızın tüm ailesini öldüreceği ortaya çıktı. Kolay gelsin beyler. Demirdelen ilk sorgusunda eski nişanlısı Nurten A'yı kaçırma planı yaptı. Kovulduğu apartmanın yöneticisinin yanına gidip kalan parasını istediği öğrenildi. Zanlının parasını alamayınca apartman otoparkında 3 aracı benzin döküp yaktığı, yöneticinin ise lüks otomobilini çaldığı ortaya çıktı. Demirdelen'in çalıntı araç ile kaza yaptığı, gece boyu 4 taksi değiştirip son olarak öldürdüğü Yaşar Özgan'ın taksisine bindiği, cinayetten çok kısa süre önce de öldürdüğü adamla kahvaltı yaptığı anlaşıldı. Kahvaltının ardından yola çıkan Demirdelen'in taksiciden parasını ve cep telefonunu istediği, vermeyince de öldürdüğü öğrenildi.